Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet, icma konusundayız. İcmayı bir itibarla dört sınıfa ayırdı kitabımız. İşte sahabe efendilerimizin icması. Bu sahabe efendilerimizin icmasını da iki kısma ayırdı. Herkesin nasî olarak görüşünü beyan ettiği veya bir kısmının beyan edip bir kısmının beyan etmediği sükûti icma olarak ikiye ayırdı. Daha sonra sahabe efendilerimizden sonrakilerin icması, bir de selefin sözlerinden birisi üzerinde yapılan icma dedi. Ondan sonra tekrar bundan sonra yeniden bir taksim yaptı. İki kısma ayırdı. Menşeinde ihtilaf olan ve menşeinde ihtilaf olmayan diye İki kısma ayırdı. Yani ortada iki tane mesele var. Bu iki mesele de aynı illete dayanıyor. Birinci kısım bu. İkinci kısım ise ortada iki tane mesele var. Fakat bu iki meselede de illetler farklı. Biri bir illete dayanıyor meselenin. Diğeri başka bir illete dayanıyor. Evet. Birinci kısım bu menşeinde ihtilaf olan kısımda biz misal olarak ulemanın bayram günü oruç adanır mı, adanmaz mı? Fasit bey mülkiyet ifade eder mi, etmez mi? Meselesini irdeledik. Bunlar üzerinde Hanefilerin ve Şafilerin görüşlerini zikrettik. Netice itibariyle bu konunun icma bahsinde işlenmesinin sebebi olarak şöyle bir hüküm çıkarttık. Dedik ki burada iki tane görüş var bu meselelerde. İki görüşün dışında başka bir görüş yok. Dolayısıyla bu iki görüşten birisinin hak olduğu, doğru olduğu noktasında icma var. Bunun ikinci örneği olarak şarta talik meselesi kalmıştı. Şimdi oradayız. Aslında bu şarta talik meselesi beyanı tahir meselesinde bizim daha önce işlediğimiz bir konu. Burada bunu da tekrar etmiş olacağız. Benim elimdeki nüshada, bizim mutakip ettiğimiz nüshada 157 ve 158. sayfalarda beyan-ı tahir konusunda aslında biz bu örnekleri işlemiştik. Şimdi burada aynı örnekleri bir başka açıdan tekrar ele almış olacağız. Dolayısıyla niye böyle hüküm verdiğimizi de bir başka yönden de mezhep olarak izah etmiş olacağız. Evet. وَلَوْ قُلْنَا اِنَّ التَّعْلِيقَ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ Şayet biz herhangi bir şarta bağlamayı şartın vücudunda sebeptir de diyecek olursak, yani şarta talik meselesinde şartın bulunması durumunda sebeptir. Şimdi bu tartışmayı şöyle hatırlayalım. İmam Şafii ile aramızdaki tartışma şuydu. İmam Şafii herhangi bir şarta bağlandığında o söz söylendiği anda şart varsa hüküm vardır. O söz söylendiği anda şart yoksa artık hüküm yoktur. Bundan sonra da şart ortaya çıksa bile hükümden bahsedilemez. İmam Şafii böyle demişti. Hemen şart devreye girer demişti. Biz de diyorduk ki şarta bağlamak sahihtir. Söz söylendiği anda şart olmayabilir. Sonradan şart tahakkuk ederse hükümde tahakkuk eder diyorduk. Evet. Meselenin aslı buydu. Şimdi velev kulna innet ta'liqa, şayet biz diyorsak ki ta'liq, yani şarta bağlama, sebebin bir sebeptir. İnde vücudu şartı, şartın ortaya çıkması durumunda, şartın bulunması durumunda bir sebeptir. Tabii şartın ortaya çıkması durumunda sebeptir dememiz Şafilerin söylendiği anda şartın bulunması halinde sebeptir. Yoksa sebep değildir. Sözüne bir itiraz olmuş oluyor aslında. Bu tabi beyan-ı tahir meselesinde de bunu epey bir irdelediğimiz için burada anımsamamız lazım. Mesela şarta talika kitabımız beyan-ı tahirde şöyle bir örnek vermişti. Enti talikun in tezevveştüki. Şayet ben seni nikahlarsam boşsun. Şimdi bu söz söylenildiğinde eğer
Şart varsa, yani nikah varsa kadın boş olur, yoksa boş değildir diyordu İmam Şafii. Biz ise bu adam bu kadına ne zaman nikahlarsa kadın bu söze binaen boş olur demiştik. Yalnız burada Hanefiler şunu söylemişti. Bir şart ortaya koymuşlardı. Bu şekilde şarta talikin, bu sözlerin sahih olabilmesi için ya bizzat mülkiyetin kendisine veya mülkiyetin sebebine izafe olması lazım demişti. 158. sayfayı açabilirsek arkadaşlar. Bakın en son satır. Ve lihazel ma'na kulna, biz diyoruz ki şartu sıhhati ta'liki lil vuku'i fi surati ademil milki, şarta bağlamanın sahih olmasının şartı, mülkiyette olmaması durumunda vuku'a gelebilmesinin sahih olmasının şartı, en yekune mudafen ilel milki ev ila sebebil milki. En yekune mudafen ilel milki ev ila sebebil milki. Evet, bunun sahih olmasının şartı şuydu. Ya bizzat mülkiyetin kendisine talik edeceğiz veyahut da mülkiyetin sebebine talik etmemiz gerekiyordu. Evet, şimdi bu bilgiyi hatırladık. Hemen dönüyoruz metnimize. Evet. وَلَوْ قُلْنَا اِنَّ التَّعْلِيقَ, şayet biz diyorsak ki talik, şarta bağlama, sebebün inde vücudi şartı, şartın ortaya çıkması durumunda sebeptir diyorsak ki اَنْتِ تَعْلِقُنْ اِنْ تَزَوَّجْتُكِ sözünde اِنْ تَزَوَّجْتُكِ şart, seni nikahlarsam boşsun. İşte şartın ortaya çıkması durumunda, yani nikahın gerçekleşmesi durumunda sebeptir. Yani hüküm neydi? Enti talip. Sen boş. Sen boşsun. Boş olma şartın ortaya çıkmasıyla tahakkuk ediyor. İşte biz böyle diyorsak inde vücudu şartı kulna, biz diyoruz ki bu durumda böyle dediğimiz zaman şöyle de dememiz lazım ve bunun neticesi olarak şöyle diyoruz. Talikut talaki vel itaki, talakın ve itakın talik edilmesi, şarta bağlanması bil milki ve sebebil milki sahih. Ya mülkiyete veyahut da mülkiyetin sebebine bağlanmasıyla sahih. Yani enti talikun in tezevveştüki dediğimizde, in tezevveştüki mülkiyetin sebebine bağlamaktır. Çünkü bir kadın nikahlamak, tezevvüç etmek, kendisinin mülki mütasından faydalanabilmenin sebebidir. Yani bir erkeğin bir kadının mülki mütasına sahip olabilmesi için onun nikahlaması gerekir. Dolayısıyla nikahlama mülki mütadan faydalanmaya sebeptir. İşte burada in tezevveştüki şeklindeki talik mülkiyetin sebebine olan bir talik olduğundan sahih. Bizim şartlarımızdan bir tanesi ya mülkiyetin sebebine ya da mülkiyetin kendisine olacak demiştik. Mülkiyetin kendisine olan talikte şöyle bir örnek vermişti kitabımızda. İn melektüke fe ente hurrun. İn melektüke fe ente hurrun. Eğer sana malik olursam hürsün dediğinde mülkiyetin bizzat kendisine talik. İn melektüke fe ente hurrun. Şimdi bu sözü söylediğimiz zaman kişi bizim mülkiyetimizde olmayabilir. Sonradan onu satın alsa mülkiyetine geçtiği anda otomatikman özgür olur. İmam Şafii'ye göre in melek tükefe ente hurrun dediğinde eğer mülkiyetinde değilse sonradan mülkiyete girmesi bir şey ifade etmiyordu. Çünkü derhal devreye giriyordu şart. Derhal, yani fe ente hurrun, sen özgürsün sözü derhal devreye giriyor. Derhal devreye girdiğinde bakıyoruz mülkiyetimizde olmayan, başkasının mülkiyetinde olan bir şeyde tasarruf yetkimiz olmadığına göre İmam Şafii'ye göre bu söz boş bir söz, lav bir söz gibi, boşa giden bir söz gibi değerlendiriliyordu. Biz de diyorduk ki hayır, bu söz boş bir söz değildir. Sebebin inde vücudi şartı, şartın ortaya çıkması durumunda hükmün tahakkuk etmesine sebeptir diyorduk. Demek ki eğer biz şarta talik etme, şartın ortaya çıkması durumunda sebeptir dersek ne diyeceğiz? Talakın taliki veyahut da itakın taliki. Ama neye taliki? Bil milki ve sebebil milki.
mülkiyete veya mülkiyetin sebebi olan herhangi bir şeye taliki sahihtir. Bu yüzden kişinin enti talikun in tezevveştüki veyahut da ente hurrun in melektüke şeklindeki talikatı sahihtir. Çünkü derhal devreye girmez. Şart ortaya çıktığında, tahakkuk ettiğinde sebep tahakkuk eder ve hüküm tahakkuk eder diyoruz. İmam Şafii ise bunun tam tersini söylüyor. Peki bunun dışında üçüncü bir görüş var mı? Yok. Ulema ya bu İmam Şafii'nin dediği gibi şart söylendiği anda hemen varsa hüküm tahakkuk eder, hemen yoksa tahakkuk etmez. Veyahut da İmam-ı Azam'ın dediği gibi şart söylendiği anda şartın olup olmaması hükmün tahakkuk için gerekli değildir, sonradan da tahakkuk edebilir şeklinde iki görüşten birisine şey yapıyor. Üçüncü bir görüş olmadığı için biz diyoruz ki burada icma var. Yani hak olan söz, doğru olan söz bu ikisinden birisidir. Bunda icma var. O keza aynı şekilde لَوْ اَسْبَتْنَا اَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى اِسْمٍ مَوْسُوفٍ بِصِفَةٍ لَا يُجِبُ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِهِ لَا يُجِبُ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِهِ. Şayet biz bir sıfatla mevsuf olan isim üzerine hükmün terettüp etmesini sabit kılsak, kabul etsek, bu bir sıfatla mevsuf olan ismin üzerine terettüp eden hüküm sebebiyle hüküm o ismin kendisine terettüp eder, sıfatına değil. Dolayısıyla la yucibu ta'liqa'l hukmu bihi, şarta bağlamayı o sıfata değil isme yaparız. Yani şarta bağlama o sıfata taalluk etmez. İmam Şafii'ye göre bir sıfatla mevsuf olan isme hüküm terettüp ediyorsa adeta sanki hüküm o sıfata terettüp ediyor. Bize göre ise o sıfatla mevsuf olan isme terettüp ettiğinden hüküm bizzat sıfata terettüp etmez. Sıfat arızidir. Asıl olan ismin kendisidir diyoruz. İşte burada da iki farklı görüş arasında ihtilaf olmasına rağmen başka üçüncü bir görüş olmadığı için bu ikisinin birisinin hak olduğuna icma var. Bunun örneği şudur. Yani hükmün bir isme bağlanmış olması, o ismin sıfatı var diye hükmün de o sıfata bağlanmasını gerektirmez. Meselesinin örneği Tavlül hurrati la yemne'u cevaze nikahil emeti iza sahha bi naklis selefi أن الشافعي رضي الله عنه فرع مسألة طول الحرة على هذا الأصل. Şimdi daha önce geçmişti. Hür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyenler efendim mümin olan cariyelerle evlensin. Mümin olan cariyelerden alabilirler. فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Şimdi ayet-i kerimedeki feteyat, cariyeler müminat kaydıyla, sıfatıyla vasıflanmış olması sebebiyle İmam Şafii'ye göre hür kadınlarla evlenmeye güç getiremeyenler ancak ve ancak mümin olan cariyelerle evlenebilir. Kitabilerle evlenemez. Veya mümin olanla evlenmeye güç getirebilenler cariye alamaz. Bu anlamda yani cariyeyi nikahlama yoluna gidemez şeklinde İmam Şafii'nin içtihadı var. Oysa biz burada demiştik ki daha önceki geçen beyan tayir meselesinde ayet-i kerime burada efendim bir yasak getirmiyor. Yani mümin olanları alabilirsiniz derken kitabi olanları alamazsınız demiyor. Ve üstüne üstlük de bir başka delil kitabi olanların veya müminle evlenmeye güç getirebildiği halde efendim kölelerin de nikahlanabileceğine dair nas var. O da neydi? Muharremat sayıldıktan sonra işte bunun geri kalanı size helal kılındı şeklindeki ifadeden ayet-i kerimenin net bir şekilde cariyelerden mümin olmayan kitabilerin de
bilineceği veyahut da hür olanla evlenmeye güç yetirdiği halde bir cariye ile de nikahlanılabileceğine dair ayet-i kerimede net delil var. Demiştik ve bir burada İmam Şafii'nin mefhumu muhalefetle amel ettiğini, bizim ise burada mefhumu muhalefeti delil olarak almadığımızı, hatta gerek olmadığını, çünkü ayetin yasaklayıcı bir unsurdan bahsetmeyip bizzat durumu tespit noktasında hüküm beyan ettiğini söylemiştik. Evet, işte biz burada aynı şekilde nasıl ki şarta talik yapıldığı anda o şart varsa hüküm vardır, yoksa yoktur. İmam Şafii'nin görüşü böyleydi. Sıfatla mevsuf meselesinde de aynı. Tartışma aynı. İmam Şafii'ye göre eğer bir isim sıfatla mevsuf ise hüküm isme değil o sıfata bağlanmıştır. Dolayısıyla hürce bir kadınla evlenmeye güç getiren efendim cariyeyi nikahlayamaz. Nikahlarsa da yani güç getiremeyip bir cariye nikahlarsa da ancak mümin olan cariyeyle nikahlanabilir. Biz ise diyorduk ki efendim bir isimle bir sıfatla mevsuf olan isme terettüp eden hüküm o isme terettüp eder onun sıfatına değil. Dolayısıyla hür olan bir kadınla nikahlanmaya güç getiren birisi cariyeyle de nikahlanabilir. Kitabi de olsa kitabi olan cariyeyle de nikahlanabilir demiştik. Ama İmam Şafii'ye göre eğer isim bir sıfatla mevsuf ise hüküm direkt o sıfata taalluk ediyor. Dolayısıyla ancak mümin olan cariyeyle nikahlanabilir. Hürriye gücü yetmezse diyorduk. Evet. Bunu da zaten beyanı tahir meselesinde teferruatlı bir şekilde izah ettik. Aynı şekilde velev esbetna cevaze nikahil emetil mümineti ma'at tavli. Yukarıdaki meselenin devamı, bir önceki meselenin devamı. Şayet biz esbetna kabul etsek, sabit kılsak neyi? Cevaze nikahil emetil mümineti. Mümin olan cariyenin nikahlanmasının caiz olduğunu kabul etsek ma'at tavli. Hür olan kadınla nikahlanmaya güç getirmekle beraber caze nikahul emetil kitabiyyeti bihaza. İşte bu nastan dolayı, bu kaideden dolayı kitabi olan kadınla da nikahlanmak caizdir. Evet. Kitabi olan kadınla da nikahlanmak caizdir diyoruz. Altıncı dipnota bakalım arkadaşlar. Altıncı dipnot. Binaen ala enne ta'liqal hukmi bişşartı. Şu kaideye binaen ki, o da nedir? Enne ta'liqal hukmi bişşartı. Hükmü bir şarta bağlamak la yücibü intifa'el hukmi inde ademi şartı. Şartın bulunmaması durumunda hükmün de bulunmamasını gerektirmez. Ama İmam Şafii'ye göre şartın bulunmaması durumunda hüküm yoktur. Çünkü hüküm hemen devreye girer. Şart yoksa hüküm de yoktur. Dolayısıyla intezevveştü ki fe enti talukun diyen adam fe enti talukun demekle hemen bir hükümde bulunmuştur. Bu hükümde bulunduğu anda eğer o söylediği kişi, kadın kendi nikahı altında değilse lav boş bir söz gibidir. Dolayısıyla hüküm yoktur demiştik. Evet. Ve alâ hâzâ misâluhu mimmâ zekârnâ fîmâ sebegâ. İşte bu asıl üzerine, bu kaide üzerine daha önce de geçtiği üzere efendim bunun örneklerini, misallerini zikrettik. Burada arkadaşlar dipnotta mutlak ve mukayyet bahsinde diyor ve fî beyânit tâlik fîl mesâil muhtelifeti beynine ve beyne Şafii radıyallahu anh min vücubin nefakati lil mettutetil gayril hamil indena ve ademi vücubiha indahu. Bayin talakla boşanmış olan kadın İmam Şafii'ye göre hamile ise nefakayı hak eder, hamile değilse nefakayı hak etmez. Bize göre ise her halükarda nefakayı hak eder, hamile olsun olmasın. Çünkü ne demiştik? Ayet hamile olan kadının nafaka alacağını söylerken hamile olmayanın almayacağını söylemiyor demiştik.
Bu mutlak mukayyet bahsinde bu mevzu geçmedi. Kitabımızda mutlak mukayyet bahislerinde farklı kitaplarda geçiyor olabilir ama kitabımızda mutlak mukayyet mevzusunda bu bahis geçmedi. Fakat muhakkik Allahu alem bu kitabın haşiyesinde bu mevzunun mutlak mukayyet bahsinde de zikredilmiş olması hasebiyle bunu buraya derc etmiş diye düşünüyoruz. Evet. Hocam şöyle bir şey olabilir mi acaba burada? Nasıl? Yani biz mutlak mukayyede anlatırken hocam bir tablo çizmiştiniz siz. Evet. Sebep hüküm meselesi. Evet. İşte ikisiyle ayrı ayrı hükmedilebilirse, ayrı ayrı amel edilebilirse o Evet. zaman ikisiyle biz ayrı ayrı amel ederiz. İşte İşte ama orada şarta talikle ilgili bir şey yoktu yani. Buradaki şimdi mevzumuz şarta talikle alakalı bir mevzu veya bir sıfatla mevsuf olması lazım. Mutlak mukayyette biz bunları zikrettik ama buradaki şarta talik veya sıfatla mevsufla alakalı bir durum söz konusu değildi. Ama bunun şöyle bir ilgisi olabilir mutlak mukayyetle. Şarta talik veya sıfatla mevsuf olanların mutlak değil de mukayyet kabul edilmesi durumu gündeme gelirse işte bunlar o zaman mutlaka hamledilir, mutlak mukayyete hamledilir şeklinde bir şey türetilebilir. Fakat bu çok tali bir mesele, kitabımızda da geçmedi yani. Ama bazı kitaplarda, usul kitaplarında mutlakın mukayyede hamledilmesi meselesinde işte şarta talik ve sıfatla mevsup olma şartı da getiriliyor. Herhalde onu kastediyor Allahu alem muhakkik. Yoksa bizzat bizim bu kitapta geçmedi yani. Ve nazirus sani. Bu icmanın ademül fasli bil gayr, yani bir başka herhangi bir hüküm söyleyenin olmadığı, ademül gaili bil fasl dediğimiz icmanın ikinci, buna garip bir icma demiştik zaten. Bu icmanın ikinci kısmı, ki bu icmanın ikinci kısmı hüccet değil demiştik. Menşei ihtilaflı olmayan, hüccet olmayan. Dolayısıyla illetleri farklı. Ortada iki tane mesele var. İkisinin de illeti farklı. Biri bir illete bağlı, diğeri başka bir illete bağlı olan icma. Aslında burada bir alaka yok, bir alakasızlık var ama kitaplarımız işte bunu zikrediyor. Tanif de kitaplarda geçtiğinden dolayı buraya almış. Şimdi örneklerde de göreceğimiz gibi yani birbirisi birbiriyle çok alakalı olmayan iki mesele üzerinden içtihat edildiği için ve içtihatların tercih edilmesi noktasında bir taraf ya ulema tarafından ya bir taraf ya bir taraf tercih edildiğinden üçüncü bir söz olmadığından bu da zikrediliyor. Ve nazirussani bu garip icmanın ikinci kısmının örneği. Zaten bu ikinci kısım da hüccet değil, illetler farklı. İza kulna şöyle desek mesela innel kay'e nakisun. Kusmuk orucu bozar. Feykunul bey'ul fasidun müfiden lil milki. Kusmuk orucu bozduğuna göre bey'i fasit de mülkiyet ifade eder. Şimdi kusmuğun orucu bozmasıyla bey-i fasidin mülkiyet ifade etmesinin arasında bir alaka yok. Yani bu ikisinin arasında bir bağlantı olmamasına rağmen, ikisi birbirinden farklı, illetleri açısından da farklı olmasına rağmen, bunu icmanın içerisine alıp gelmesinin, söylemesinin sebebi şu, ulema içerisinde kusmuk orucu bozar diyenlerin tamamı bey-i fasit de mülkiyet ifade eder demiş. Bundan dolayı. لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ İşte bunun dışında aralarında farklı bir hüküm verenin bulunmamasından dolayı. اَوْ يَكُنُ مُوْجَبُ الْعَمْدِ الْقَوَدَ مُوْجَبُ الْعَمْدِ الْقَوَدَ Amden, kasten adam öldürmenin gereği kişinin kılıçla boynunun vurulmasıdır. Kısas edilmesidir. لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ Üçüncü bir görüş söyleyenin olmamasından dolayı. Şimdi buradaki ihtilaf da şu, kasten adam öldüren kimsenin kısasla öldürülmesi gerekir noktasında Hanefilerle Şafiler arasında ihtilaf var. Buradaki ihtilaf noktası şu, bir kimse bir başkasını kasten öldürürse bunun cezası kısas mıdır, asıl olarak diyet midir? Hanefiler diyorlar ki kasten adam öldürmenin cezası nassan katiyen kısastır. Kısastır.
Peki diyet? Diyet, kısasın olmaması durumunda devreye giren tali hükümdür. Yani alternatif hükümdür. Şayet öldürülen şahsın velisi olan, akrabası olan kişiler kısastan vazgeçerlerse o zaman diyet devreye girer. Bu da neyi gösteriyor? İlk başta asıl olanın kısas olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kasten adam öldürmenin cezası asıl olarak kısastır, diyet değildir. Şafiler ne diyor? Şafiler diyorlar ki kısas da asıldır, diyet de asıldır. Sizin dediğiniz gibi diyet kısasın halefi, alternatifi değildir. Çünkü eğer böyle bir asıllık, alternatiflik durumu söz konusu olsaydı bu açık ve net bir şekilde ifade edilir. Kısas asıldır, olmazsa diyet şeklinde belirtilirdi. Halbuki böyle bir şeycik yok. Ayet-i Kerime'de deniliyor ki işte efendim kasten adam öldüren kimsenin cezası kısastır ya da işte efendim diyettir şeklinde beyan edildiğine göre diyet de asıldır, kısas da asıldır. Şimdi bu konuda da bu iki görüşün dışında üçüncü bir hüküm veren kavil yok. Yani bütün alimler kasten adam öldürme konusunda asıl olan kısastır demişler ya İmam-ı Azam'ın görüşü gibi yahut da İmam Şafii'nin görüşü gibi kısas da diyet de asıldır demişler. Üçüncü bir görüş ortaya atan olmadığı için bu konuda da icma var. وَبِمِسْلِ هَذَا الْغَيْءُ غَيْرُ نَاقِزٍ Aynı şekilde kusmuk abdesti bozucu değildir. İmam Şafii'nin görüşü. Kusmuk abdesti bozmadığına göre feyekünül messü nakizan kadına dokunmak da abdesti bozar. Yani burada iki tane kaziye var. Birinci kaziyenin sonucu olarak ikinci kaziyeyi kabul ediyoruz. Yani kusmuk abdesti bozmuyorsa kadına dokunmak abdesti bozuyor. Yani işte burada aslında ikisinin arasında illetleri farklı, bir alaka yok. Ama bunu icma olarak kabul etmesinin sebebi alimlerin kusmuk abdesti bozmuyor diyenlerin tamamı kadına dokunmak abdesti bozuyor demişler. Üçüncü bir söz söyleyen görüş ortaya atan yok. Ve haza bu ikinci kısım. Buradaki ve haza'daki işaret arkadaşlar bu ikinci kısma gidiyor. Yani bu garip icmanın ikinci kısmı. İlletlerin farklı olduğu kısım leyse bi hüccetin, hüccet değildir. Hüccet değildir. Neden? Lienne sıhhatel fer'i bu örneklerde ortaya atılan fer'i meselenin sıhhati. Mesela buradaki fer'i meselene kusmuğun abdesti bozması meselesi. Kusmuk abdesti bozar mı bozmaz mı meselesi. Fer'i mesele. Ve in dellet ala sıhhati aslihi. Her ne kadar dayandığı aslın sıhhatine işaret etse de ki dayandığı asıl da nedir? Vücuttan sebileğinden çıkan her şey abdesti bozar. Hanefilerde. Vücuttan sebileğinden çıkan her şey abdesti bozar. Sebileğinin dışında çıkan necaset de abdesti bozar. Hanefilerdeki ilke bu, dayandığı asıl bu. Sebileğinin dışında vücuttan çıkan necis olan şeyler abdesti bozar. Şimdi kusmuk ağız dolusu olduğu zaman midenin alt tarafından, bağırsak tarafından geldiğinden ve bağırsağın içerisinde de necaset bulunduğundan kusmuk necis kabul edilir. Abdest bozulur. Bu bir. Bir de kusmuğun ağız dolusu olması, çıbanın üzerindeki kanın mevziğini taşması, dağılması mesabesinde olduğundan abdest bozulur. İşte her ne kadar bu aslı itibariyle sahih olsa da, bu kaide sıhhatli bir kaide olsa da, وَلَاكِنَّهَا Fakat bu kusmuğun abdestinin bozması, bu fer'i meselenin dayandığı kaidenin sahih olması la tücibu sıhhati aslin ahar. Bir başka aslın
sıhhatini doğurmaz. Bu meseleye dayanarak biz bir başka asıl ispat edemeyiz. O asıl da şer'i tasarruflardan men etmek onun takarrurunu gerektirir kaidesi. Çünkü ne dedik biz yukarıda? Şer'i tasarruflardan men etmek bizzat tasarrufun takarrurunu gerektirir. Bu sebeple bey-i fasit mülkiyet ifade eder. Habis de olsa. Şimdi bizim bu şer'i tasarruflardan men etmek o tasarrufun takarrur etmesini gerektirir diyebilmemiz efendim vücuttan çıkan sebileyn dışındaki necis olan şeyler abdesti bozar kaidesine mi bağlı? Hayır. Ama kitaplardaki bu icma konusundaki bu ifadelerden bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani kusmun abdesti bozması kaidesi gereği olarak şer'i tasarruflardan men etmenin o tasarrufun yerleşmesini doğurur sonucunu çıkarıyor gibi görünüyor. Halbuki işte illetleri farklı olan iki tane farklı kaziye birbirini neticesi olarak doğuruyormuş gibi anlaşılıyor. Bu sebeple biz bu ikinci kısmı delil kabul etmiyoruz. Yani bu şunu demeye benziyor tabiri caizse. Hal geldiyse araba kırmızı. İşte efendim benzeri bir şeycik yani birbiriyle hiç alakası olmayan iki farklı kaziye. Alakasızlık alakası olan iki kaziye varmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bunu hüccet kabul etmiyoruz. Evet. Hatta teferraat aleyhil mes'eletul ukhra. İşte bu iki kaide birbirinin neticesi birbiriyle alakalı olmadığına göre biz bunu asıl kabul edip de biz bunun üzerine bir başka meseleyi bina edemeyiz. Dolayısıyla bunu hüccet kabul edemeyiz diyoruz ve hüccet değildir diyoruz. Evet, burası arkadaşlar biraz böyle icma noktasında ihtilaflı tartışmalı mevzulardan bir tanesi. Ama yani çok çetrefilli karışıkta değil. Biraz üzerinde kafa yorup düşündüğünüz zaman niye alimlerin bu konuda bu kadar sözü uzattığını, efendim tartışma yaptığını net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Evet, böylelikle icmanın bu garip kısmının iki tarafını da görmüş olduk ve bu meseleyi de tamamlamış olduk. Şimdi geldik. Bahsü beyanil vacibi alel müştehidi. Faslul vacibi alel müştehidi. Müştehide vacip olan şeyler neler? Yani müştehit içtihad ederken hangi metodu takip etmeli? Önce ne yapmalı? Bununla alakalı fasıl. Şimdi arkadaşlar bu fasla geçmeden önce bir dipnotumuz var. Gerçekten çok mükemmel yazılmış, hazırlanmış bir dipnot. Müsaade ederseniz ben bu dipnotu okumak istiyorum. Biraz uzunca bir dipnot ama biz de aslında bu konulara daha önce de birkaç kere değindik ama burada yazılı olarak bu dipnot da çok güzel olmuş. Bunu da hızlı bir şekilde okuyalım inşallah. Faydadan hali değil. Hazel faslu kel mukaddimeti libabil kıyasi. Sanki bu fasıl böyle kıyasa mukaddime kabilindendir. Ve zelike libeyani şartı sıhhati şuru'i fil kıyas. Çünkü kıyasa başlamanın sıhhatinin şartlarını beyan ediyor. لِيَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ Müştehide vacip olan اِذَا وَقَعَتْ حَادِسَةٌ Bir hadise meydana geldiği zaman طَلَبُ حُكْمِ الْحَادِسَةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Önce Kur'an-ı Kerim'den bu hadisenin hükmünü aramaktır. فَمَتَا وَجَدَ ف۪يهِ لَا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ Müştehid ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'de bu hadisenin hükmünü buldu, artık başka bir yere teveccüh etmez. وَلَوْ وَجَدَ ف۪يهِ كَالْمَعْلُومِ مِنَ الْكِتَابِ مُقَدَّمًا عَلَى غَيْرِهِ Müştehid Kur'an-ı Kerim'de bu hadisenin hükmünü buldu mu? Sanki kitapta daha önceden bu hüküm varmış da o anlamış gibi diğer hükümlerin hepsine mukaddemdir. لِيَنَّهُ اَقْوَ الدَّلَائِلِ Çünkü Kur'an-ı Kerim delillerin en kuvvetlisidir. وَلِكَوْنِهِ قَطْعِيًّا Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in kat'i olması, كَلَامًا رَبَّانِيًّا Rabbani bir kelam olması, مُقَدَّمًا عَلَى الظَّنِّي Zanni olanın önüne geçmesine de vesiledir, mukaddemdir. Diğerlerin tamamı zanni, hadis-i şerifleri kastediyor. وَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي عَمِلَهُ عُلَمَاءُ الْحَنَف۪يَّةِ
İşte Hanefi ulemasının ameli budur. Önce Kur'an-ı Kerim'e bakar ve onu da bulursa onunla amel eder. Fecae sebeben li meta'in-i sufaha'il cuhala'il hamka aleyhim. Fakat Hanefi uleması bununla amel etmesine rağmen pek çok sefih, beyinsiz, cahil, ahmak, efendim kimselerin Hanefi ulemasını tan etmesinin sebebi de bu hadisedir. Ennehum teraku, onlar dediler ki Hanefiler teraku, Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Hadisleri terk ettiler. Ve halefu el hadise sahaha ve gayraha. Sahih hadislere ve diğer sahih bilgilere muhalefet ettiler de kendi kıyaslarını, ra'ilerini aldılar diye tam ettiler. Biz çünkü bu cahiller, beyinsizler lem yanzuru ila ma yufhamu min el Kur'ani li kılleti fehmihim. Hanefilerin Kur'an-ı Kerim'den anladıkları anlaşılan şeylere bakmadılar. Ma yufhamu min el Kur'ani dersek yani Hanefi mezhebinin Kur'an-ı Kerim'den anladıklarına bakmadılar. Li kılleti fehmihim. Yani anlayışlarının kıtlığı sebebiyle. Hanefilerin bakış açısını yakalayamadıklarından. وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي مَا ف۪يهِ حَقُّ التَّفَكُّرُ. Gerçek gereği gibi tefekkür edemediler, etmediler, anlayamadılar. Ve yuşiru ileyhi işareten ev delaleten ev iktizaen ev itlaken ev umumen. Nitekim bu ayeti kerimelerde hükümler bazen işareten, bazen delaleten, bazen iktizaen, bazen itlaken, bazen umumen zikredilir. Yani bu ayetlerin üzerinde tefekkür etmek, uzun uzadıya düşünmek, hangi açıdan ayetin ne gibi hükümler ifade ettiğini görmek lazım. Bel kad vecedna zahiriyete zamanina. Zamanımızın zahiri görüşe sahip olanlarını buluyoruz. Ve hiye taifetün galiletün. Gerçekten bunlar az bir taif, az bir kısım insan. Yukalü leha. Onlara da deniyor ki gayrul mukallidin. Mukallit olmayanlar. Kendilerine mukallit olmayan diyorlar. Ve müvahhidin ve muvahhidler diyorlar. Muvahhidler diyorlar. Mukallit olmayan muvahhidler diyorlar. Ve hum fil hakikati el mülhidun. Halbuki hakikatte bunlar mülhittir. İlhadın kelime manasına sözlükten bakarsınız. Ellezine yut'inûne ale's-selefi ve'l-halef. Selefi de, halefi de taan ediyorlar. Lisû'i ukûlihim. Akıllarının azlığından, kötülüğünden. İşte bunlar kel en'ami belhum eday. Hayvanlardan da aşağı olan sınıfta. Ennehu yeluhu min kavlihim ve amelihim. Onların sözlerinden anlaşılıyor ki, görülüyor ki ennehum yukaddimune ehadisel Bukhari vel Mişkat belittarakutni vel Beyhaki eydan alel ayil Kur'aniye. Kendileri bu şekilde iddialarda bulunup Hanefileri hadisleri terk etmekle, kıyasa meyletmekle tam etmelerine rağmen kendi ifadelerinden de Buhari'nin veya Mişkat'ın, Tebrizi'nin meşhur eseridir biliyorsunuz Mişkat-ül Mesabi. Mişkat'ın, efendim Darakutni'nin ve Beyhaki'nin eserlerindeki hadisleri Kur'an-ı Kerim ayetlerine takdim ediyorlar. Ve kesiran min ayet yensekûneha bi ehadîs-i sahihayn ve huve âhâd. Pek çok ayeti kerimeyi de sahihayn diye isimlendirdiğimiz Bukhari ve Müslim'deki hadislerle ahad olmasına rağmen bu hadisler nesh ediyorlar. Fel hazara hazara min agvalihim ve ef'alihim. Aman bunların fiillerinden ve kavillerinden, sözlerinden uzak durun. Sümme ba'del Kur'an. Şimdi müştehit önce Kur'an-ı Kerim'e bakıyor. Orada hükmü bulursa ondan amel ediyor. Ve bu hüküm en kuvvetli delile dayanmış oluyor demiştik. Sümme ba'del Kur'an. Müştehit olan kişi Kur'an'dan sonra yatlubul hükme indena mine sünnetil meşhurati. Önce hükmü meşhur sünnette arar. Sümme minel ahadi. Sonra ahad haberde arar. Ve emmel mütevatir lafzan ev ma'nen fefi hükmil Kur'an. Eğer bu sünnette aranan hüküm mütevatir haberde lafzan veya manen varsa o zaman bu
Kur'an-ı Kerim hükmünde kabul edilir. Mütevatir haberle sabit olan hüküm Kur'an-ı Kerim'in hükmü mesabesinde kabul edilir. Sümmel ahad, eğer ahad haberde bu hüküm ortaya çıkarsa, bi cemii enva'iha iza kanet sahihaten, eğer bu ahad haber, pek çok çeşidi vardır. Bu çeşitleri içerisinde ahad haberde bu hüküm ortaya çıkar ve bu ahad haberde sahih ise, mütekaddimeten alel kıyasi, iza kanet sahihaten mütekaddimetun alel kıyasi. Bu da kıyasa mütekaddemdir. Yani müştehit aradığı hükmü mütevatirde bulmuşsa zaten Kur'an mesabesinde. Ahad haber sahih olarak gelmiş ve orada bulmuşsa bu da kıyasa tekaddüm eder. Önce gelir kıyastan. Sevâ'un ruviyet binaklil fakihi evlâ. İster fakih olan sahabi rivayet etmiş olsun, ister fakih olmayan. Fark etmez. Sahih ise kıyastan öncedir. Alâ mâ huvel muhakkak. Daha önce de zikredildiği ve tahkik ile beyan edildiği üzere, kema sebeqa minna min qabl, bizden daha önce geçtiği üzere, ve sevâun dellet alel hukmi sarâheten ev ibâreten ev işâreten ev delâleten ev iktizâen ev umûmen ev itlâgan ev te'vîlen. İster bu sahih ahad haberle gelmiş olan hüküm sarâheten açıklansın veya ibarenin delaletiyle veya işaretin delaletiyle veya delaleten dal bit delale dediğimiz veya iktizaen veya umumen ya da itlakan veya tevil yoluyla bu hükme varılıyorsa, eğer hüküm ahad haberle sabitse bu da kıyasa mukaddemdir. Yani siz Hanefileri kıyası tercih edip haberleri terk etmekle itham ediyorsunuz da, işte sünnet bahsinde de gördük efendim, delaletler bahsinde de gördük. Hanefilerin metodu bu. Şimdi bilakis bunu da bırak. Yani sahih olan ahad haberi de bırak. El merasil vel munkatıat eyzan indena mukaddemetun aleyhi. Mürsel haber ve munkatı haberler de bize göre kıyasa mukaddemdir. Biliyorsunuz mürsellerle ilgili özellikle diğer mezheplerde bazı şartlar var. Hatta munkatı dediğimiz sadece sahabinin mevkufu olan veya sahabinin kendi arasında bir sahabiyi zikretmeksizin direkt yapmış oldukları mürseller ya da efendim tabiinin sahabiyi atlayarak yaptığı mürseller, bunların bir başka yönden senedi veya tabi ve müşahidi biliniyorsa Hanefiler bunu kuvvetli delil kabul ediyor. Oysa Ahmed bin Hanbel'e göre, İmam Şafii'ye göre munkatı ve mürsel haber kesin delil değildir. Ancak sahabinin ve tabiinin belli büyüklerinin mürselleri olursa efendim bir sürü şartla onu kabul ediyorlar. Biz bu mürsel ve munkatıatı da tabi ve müşahidiyle asli olan genel kaidelere, Kur'an ve sünnetin asli ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla bunları da kabul ediyoruz. Ve kıyasa mukaddem diyoruz. Evet. Bel daha da bundan da ötesi, Rava imamuna el-azam ve humamuna el-akdem. Bizim en büyük ve en önde giden imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife ne dedi? Şöyle rivayet etti. İnnet da'ife eydan evla min ara'ir rical. Zayıf hadisler bile şahısların görüşlerinden daha evladır. Hatta inna nukallidu akvale sahabi belit tabi'i eyvan. Hatta biz sahabilerin ve tabiinin sözlerini bile taklit ediyoruz. Yani kendi kıyasımıza sıra gelmeden önce sahabi ve tabiinden bir söz varsa onu da alıyoruz. Feya esefe ala haulâil husumi vel cuhul. Bu cahil ve hasımane davranan bu sefihlere yazıklar olsun. Yüsemmûne eimmetena ve meşayihana ehler ra'yi ve ashabir ra'yi. Bizim imamlarımızı ve şehitlerimizi, meşayihi ehli rey ve ashabı rey diye isimlendiriyorlar. Ve hum ahakku bihâzel ismi minnâ. Kendileri böyle isimlendirilmeye bizden daha layık oldukları halde.
Ela tera ila kavlil musannif radiyallahu anh la sebile illel ameli bir ra'y. Musannifin radiyallahu anh'ın şu sözünü okumadınız mı ki kişinin kendi görüşüyle amel etmeye mahal yoktur. Şu şartlar olduğu sürece şeklinde saydı işte Kur'an, sünnet, efendim sahih haber vesaire. Bunları okumadılar mı? Ve nahnu nekulu bima ruviye an eimmetina. Ve biz bizim imamlarımızdan bize nakledilen şu sözü de her zaman söylüyoruz. Bu çok meşhur bir söz arkadaşlar. Bizim Hanefi ulemasından nakledilen. Bunu böyle bir kenara da yazmamız lazım aslında. Devamlı bir serlevha olarak gözümüzün önünde durması lazım. Nedir o? Enner ra'ye meytetun. Rey yani kişinin kendi görüşü bir konuda rey. Meytetun bir laşe gibidir. Kendiliğinden ölmüş olan hayvana laşe denir, meyte denir biliyorsun. Meytetun izaz zararte ileyha ekelteha. Ancak zorda kalırsan laşeyi yersin. Yani hiçbir şekilde başka bir yol bulamazsan o zaman re'ye müracaat edersin. Yoksa işte görüldüğü gibi sahabi ve tabi'in sözünü bile biz kıyasa mukaddem kabul ediyoruz. فَمَا ظَنُّكَ بِالْاَيْمَّةِ الْعِزَامِ وَالسَّلَفِ الصَّالِح۪ينَ لَا سِيَّمَا الْمُشْتَهِد۪ينَ O zaman senin bu selefi salihin ve özellikle de müştehit olmuş, bu seviyeye gelmiş insanlar hakkındaki bu tutumun, davranışında ne oluyor? Nasıl bunları böyle itham ediyorsun? Minhum ennehum khalafu ahadis er-resul sallallahu aleyhi ve sellem liennehum lev khalafu Allah ve resuluhu lem yaktifi bi asarihim ahad. Yani o müştehitlerin, o büyük imamların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine muhalefet ettiler sözünde ne oluyor? Allah'a ve Resulüne muhalefet etmiş olmakla bunları nasıl itham ediyorsun? Şayet bunlar Allah'a ve Resulüne muhalefet etmiş olsalardı bunların arkasından hiçbir kimse gitmezdi. Lem yaktefi bi asarihim ahadun. Bunların arkasından hiçbir kimse gitmezdi. Fazlen anil cemaatil kesirati. Geçtim büyük cemaatleri, toplulukları, grupları. Ve fiha el ulema ve şuhada ve sulaha ve avam ve havas. Bu büyük toplulukların, grupların içerisinde de alimler var, efendim şuhada var, sulaha var, salihler var, avam var, havas var. Yani pek çok toplumun tabakasından insanlar bu müştehitlerin arkasından gitmişler. Bunlar böyle Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın emirlerine muhalif davranmış olsa bu tip insanlar bunların arkasından gider miydi? Gitmezdi. Ela tera ila hadisir Resul aleyhissalatü vesselam. Ayrıca sen bu iftiraları atarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerinde mi görmedin? La tectemi'u ümmeti alel dalaleti. Benim ümmetim bir dalalet üzerine icma etmez, ittifak etmez. Yedullahi ma'al cemaati. Allahu Zülcelal'in gücü, kudreti cemaatle beraberdir. Ve men şezze anil cemaati fakat şezze finnar. Cemaatten ayrılan cehenneme yol bulur. Cehenneme sapar. İttebi'u es-sevâdel azam. Ümmetimin çoğunluğu neredeyse siz de onlara tabi olun. Çoğunluğun arkasına düşün. Ve gayriha minel ehadis kesiratun. Ve bunun benzeri hadisler daha pek çoktur. Yani delil getirmeye kalksak daha neler neler getiririz. Fahfazha, işte bunları iyi öğren. Ve la tekum minel gafilin. Bu gafil, cahil, ahmaklardan efendim kel en'ami belhum edal olan sefihlerden olma. Allahu mühdi ila sevâis sebil. Allah en doğru yola iletir, ileticidir. Çok mükemmel bir dipnot yazmış. Allah razı olsun. Yani şu tahkik yapan adamı görsek elini öperiz. Tam böyle duygularımıza tercüman olmuş. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. İmam Zahid el-Kevseri'nin Fıkhu Ehlil Irak ve Hadisuhum diye çok güzel bir risalesi var. Aynı şekilde Tahanevi'nin İyala Üssüne'nin mukaddimesi var. Tahavi'nin Şerhu Ma'anil Asar'da zikrettiği efendim Hanefilerin hadis alma metodu var. Yani bu bizim meşhur kitaplarımızı, fıkıh kitaplarımızı efendim okuduğunuz zaman Nasburraye'yi mesela okuduğunuz zaman
Hidaye'nin hadislerinin tahric edildiği Zeylai'nin meşhur eseri. Hanefilerin usulünü, metodunu net bir şekilde görürsünüz ve kesinlikle böyle söylenildiği gibi efendim kıyas yaparak hadisleri terk ettikleri veya sahih haberlere muhalif davrandıklarını göremezsiniz. Efendim hadisin mamulun bih olması ayrı bir şey. Hadisi reddetmek ayrı bir şey. İşte bu ikisini anlayamayan, bu ikisinin arasındaki farkı kavrayamayan bir hadis sahih olabilir ama mamulun bih olmayabilir. Bu incelikleri bilmeyen, usulü fıkıhtan behresi olmayan adamlar tutup Hanefileri böyle eleştiriyorlar, eleştirebilirler. Ama işte onların mertebesi bu. Evet, sözü daha fazla uzatmayacağım bu konuda. Zaten daha önce yeterince konuştuk. Şimdi ibareye geçiyoruz. Müştehide vacip olan alel müştehid talebü hükmil hadiseti min kitabillahi teala. Önce Allah'ın kitabından hadisenin hükmünü araştırma. Sümme min sünnet Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bi sarihin nassi ev delaletihi ala ma marra zikruhu. Sonra Peygamber Efendimizin hadislerinde sarahaten nasla geçmiş mi, delaleten geçmiş mi ve benzeri hadislerin içerisinde hükmü araştırma. Fe innehu la sebile ilel ameli bir ra'yi ma'a imkanil ameli bin nassi. Evet, buranın altını çiziyoruz. Fe innehu, buradaki zamir şan zamiri. Yani durum şu ki bizim bu müştehidin İçtihadında yaptığı amelde durum şu ki la sebile ilel ameli bir ra'yi ma'a imkanil ameli bin nassı. Nasla amel imkanı olduğu müddetçe reyle amel mümkün değildir. Evet, ezberlenmesi gereken bir cümle arkadaşlar. La sebile ilel ameli bir ra'yi ma'a imkanil ameli bin nassı. Nasla amel mümkün olduğu sürece reyle amel mümkün değildir. Reyle amel etmeye yol yoktur. Ve lihaza, evet, işte bundan dolayı İdeştebehet aleyhi, bakın şimdi buna da örnek veriyor. Ne kadar güzel. İdeştebehet aleyhi el kıbletü, bir kimseye kıble karışık gelse, yani kıblenin neresi olduğunu tayin edemese, ahbarahu vahidun anha, bir başka kişi de kıble şu taraf diye ona haber verse, bir kişi, bakın, iki kişi değil, bir kişi. La yecuzu lehu etteharri. Adamın kıble hakkında efendim araştırma yapması caiz olmaz. O kişinin haberine binaen o yöne dönüp namazını kılar, hata etse bile namazı sahih değil. Ve le vecede ma'en, gene bir kimse bir su bulsa, fe ahbarahu adlun ennehu necisun. Adaletli bir şahit, bir şahit adaletli, o suyun necis olduğunu kendisine haber verse, la yecüzü lehu ettevaddi bihi bel yeteyemmemu. O suyun abdest alması caiz olmaz. Bilakis teyemmüm eder. O bir kişinin haberine binaen. Yani suyu araştırayım, döneyim, koklayayım, üç vasfından biri değişmiş mi, değişmemiş mi falan demeye hacet yok. Adaletli bir kişi bu su necistir dedi mi bitti. Ve ala i'tibari ennel amele bir ra'yi dünel ameli dünel ameli bin nassı. Ray ile amel, ray ile amel, nas ile amelden düğündür, düşüktür. Ray ile amel, nas ile amelden düğündür, düşüktür. Sözüne itibaren, bu ilkeye itibaren kulna, biz diyoruz ki inne şübhete, orada arkadaşlar nebre altta olması lazım. Enne şüphete şeklinde çıkmış da gale maddesinden sonra gelenin nebresi altta olur. Gale innehu yagul inneha. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime de geçiyor biliyorsunuz. İşte daha önce de bunlardan bahsettik. Bu kitabın mizan pajının yeniden bir böyle elden güzelce geçirilmesi lazım aslında. İnne şüphede bil mahalli, mahaldeki şüphe. Buradaki mahalden kasıt arkadaşlar nas. Nas. Üstüne kenarına bir şekilde yazalım. Çünkü eğer nas olarak almazsanız mana çıkmıyor. İnne şüphede bil mahalli, nasta olan şüphe, buradaki mahal yani nasla alakalı şer'i hüküm. Nasla alakalı, nastan kaynaklanan şer'i hüküm, şer'i delil. Bundaki şüphe, zaten gelen ibare de bunu birazdan doğrulayacak, göreceksiniz. Akva mine şübheti fi zanni. İçtihattaki şüpheden, reydeki şüpheden daha kuvvetlidir. Alınmaya daha layıktır. Buradaki daha kuvvetlidir maksadı, manası
alınmaya daha layıktır. Yani şöyle düşünün, Nas'ta bir hükümle alakalı bir şüphemiz var, bir de rey'de bir hükümle alakalı şüphemiz var. Hangisi daha zayıftır? Tabii ki insanın rey ile alakalı olan daha zayıf, Nas'la alakalı olan daha kuvvetlidir. O zaman biz Nas'taki şüpheyi tercih eder, rey'deki şüpheyi terk ederiz. Birinci dipnota bir bakalım arkadaşlar. Bu mahaldeki şüphe ile ilgili ey bil fi'li ve tüsemme şüphetül iştibah. Bunun adı şüphetül iştibahtır. Diyenneha kânet neş'etün minel zanni feyekûnü leha selâsüt esmâ. Bu zandan neş'et etmiştir ve üç tane ismi vardır. Şüphetül iştibah, şüphetül fiil ve şüphetül zan. Diyelim, şimdi şüphe nedir? Şurayı da arkadaşlar altını çizelim, bir kenara yazalım. Aslında bakın burada da nebrede gene yanlışlık var. Alime maddesinden sonra gelen nebre enne şeklinde üstte olması lazım. Fa'lem ennehu la ilahe illallahü ayet-i kerimede de var. İ'lem enne şübhede ma yüşbihü sabite eyl hakka ve leyse bi sabiti. Bil ki muhakkak ki şüphe ma yüşbihü sabite, sabite benziyor, sabit olana benziyor. Eyl hakka, yani hak olana, doğru olana benziyor. Ve leyse bi sabitin, fakat hak değil, doğru değil, sabit değil. Evet, şüphenin tarifi bu. Şüphe dediğimiz doğru gibi göründüğü halde doğru olmayan, sabit gibi göründüğü halde sabit olmayan şeydir. Ve hiye kad tekûnü şüpheten bil fi'il ve tüsemmâ şüphetü iştibâh. Bazen fiilden kaynaklanır, buna iştibâh denir. Ve hiyel murâdetü bi şüpheti fizzan. Bazen bundan kastedilen zanda şüphedir. Ve fî zâlike, bu da nedir? En yazunnul insan mâ leyse bi delîlil hilli, mâ leyse bi delîlin lil hilli vel hurmeti. Delîlen fî külli vâhidin minhumâ. Helallik ve haramlık hakkında delil olmayanı, bunların hakkında insanın delil kabul etmesidir. Mâ leyse bi delîlin lil hilli olacak orası. Lil hilli, orada elif değil, lam olması lazım. Mâ leyse bi delîlin lil hilli vel hurmeti. Helallik ve haramlık için delil olmayanı insanın zannetmesidir. Ne zannetmesi? Delilen fi külli vâhidin minhumâ. Bu helallik ve haramlık noktasında delil zannetmesidir. Evet. Fakat tekûnü şübhe fil mahalli ve tüsemmâ şübhetü delil ve şübhetül hükmiyye. Bazen de bu mahaldeki şüphe delil ve hükmiye şüphesi diye isimlendirilir. Bu da nedir? Ve hiye en yücede delilü şer'iyyü nafi lil hilli. Orayı da düzeltelim. Buradaki lil hillide de yanlışlık var. Şer'i olarak helalliğe münafi olan bir delilin bulunmasına rağmen vel hurmeti ma'a tekallufi hukmihi limani'in ittasale bihi. Kendisine bitişen ve hükmün geri kalmasını, yani devreye girememesine sebebiyet veren bir delilin bulunmasıdır. Ve hiye en yücede delilü şer'iyyün nafi lil hilli ve hulmeti. Helallik ve haramlığa münafi şer'i bir delilin bulunmasıdır. Ma'a tehallufi hukmihi. Fakat hükmü devreye giremez. Limani'in ittasale bihi. Kendisine bitişen bir mani sebebiyle hükmünün geri kaldığı, devreye giremediği bir şer'i delilin bulunmasıdır. فَيُورِسُ هَذَا الدَّلِيلُ شُبْهَةً فِي حِلِّ مَا لَيْسَ بِحَلَالٍ. İşte bu tip deliller de helal olmayanın helalmiş gibi anlaşılmasına sebep olur. Ev aksürü yahut da haram olanın helal olmasını, haram olmayanın haram olması gibi anlaşılır. وَهَذَا النَّوْءُ مِنَ الشُّبْهَةِ. Bu tip şüphelerde لَا يَتَوَقَّفُ تُحَقُّقُهُ عَلَى ظَنِّ الْجَانِي وَاَعْتِقَادِهِ. Suçu işleyen, hatayı yapan kimsenin efendim itikadına veya zannına itibar edilmez. Evet. Şimdi bunun örneklerini vereceğiz. Hatta böylelikle, yani mahalde olanın daha kuvvetli olması sebebiyle sakata i'tibaru zannil abdi, kulun kendi zannı, kendi reyi itibardan sakıt olur. Fil faslil evveli. Yani fi mukabeletil faslil evveli.
mahaldeki şüphenin mukabilinde kulun kendi zannı sakıt olur. Örnek. Ve misaluhu fîmâ izâ vati'e câriyete ibnihi. Bir adam oğlunun cariyesiyle cinsi münasebette bulunsa la yuhaddu. Bu kişiye had uygulanmaz. Ve in gâle alimtü ennehâ aleyye haramun. Adam ben bunun bana haram olduğunu biliyordum dese bile, yani haram olduğunu biliyordum buna rağmen cinsi münasebette bulundum dese bile, oğlunun cariyesiyle cinsi münasebette bulunan kişiye had uygulanmadığı gibi ve yesbütü nesebül veledi minhü. Bu cariye bir çocuk doğursa bu cinsi münasebetten bu çocuğun nesebi de sabit olur. Normalde veledi zinanın nesebi sabit olmaz. Veledi zina annesi babası belli olsa bile nesebi sabit olmaz. Nikah bağı olmadığından dolayı. Fakat oğlunun cariyesiyle cinsi münasebette bulunan kişiden doğan çocuğun nesebi sabit olur. Neden? Liyenne şübhetel milki. Çünkü mülkiyet şüphesi, oradaki la fazla, orayı silelim. Tesbütü bin nassı. Liyenne şübhetel milki, mülkiyet şüphesi, tesbütü bin nassı fîmâlil ibni. Çocuğun malında nasla sabittir. Mülkiyet şüphesi çocuğun malında nasla sabittir. Gâle aleyhissalâtu vesselâm, nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ente ve mâlüke li ebike, sen de malın da babanındır. Dolayısıyla bu nas olması sebebiyle cariyenin babanın mülkü olma şüphesi var. İhtimali var. Dolayısıyla burada nas'tan kaynaklanan bir şüphe var. Acaba sorgusuz sualsiz işte cariye gibi diğer metalar babanın malı mıdır? Hakikat midir bu buradaki ifade? Hakikaten malı manasına mıdır? Yoksa yani babanın rahat yaşaması için elindeki bütün gayreti sarf et. Efendim babana bezlet, annene babana bak, onları zor durumda bırakma. Çünkü eğer onların rızasını alamazsan elindeki malın mülkün sana bir faydası yok, bu onunla dolanır. Manasına mıdır? Burada bir ihtilaf var. Fakat hadis-i şerifin zahirinde açıkça ente ve malike li ebike, sen de malın da babanın mülkündesiniz. Babanındır ifadesi olduğunda burada cariyenin hakikaten babanın malı olma ihtimali var. İşte burada nas'ta bir şüphe var. İşte burada nas'taki şüphe karşısında rey'deki şüphe veya rey'deki görüş itibara alınmaz. Bu sebeple baba alimtü enneha aleyye haramın dese bile, cariyenin bana haram olduğunu biliyorum dese bile, benim malım olmadığı için bana haram, bunu biliyorum dese bile, işte nas'taki bu şüpheden dolayı kendisine hak vurulmaz. Çünkü mahaldeki şüphe, yani nas'taki şüphe akva mine şüpheti fizzan. Zandaki, görüşteki, reydeki şüpheden daha kuvvetli. Fesakata itibaru zannihi fil hilli vel hurmeti fizalike. İşte bu nas'ın bu ibaresi karşısında babanın helallik ve haramlık karşısındaki kendi zannı sakıt oldu. Haram olduğunu biliyorum demesine rağmen bu zannı sakıt olduğundan efendim kendisine had vurulmadı. Bunun tersini düşünelim şimdi. Velev vati'el ibnu cariyete ebihi. Eğer oğul babanın cariyesiyle cinsi münasebette bulunsa yu'teberu zannuhu fil hilli vel hurmeti. Evladın babasının cariyesi hakkındaki helallik ve haramlık zannı kastına itikadına itibar edilir. Hatta lev gâle zanentü ennehâ aleyye haramün yecibül hâd. Eğer oğlan çıkar derse ki ben babamın cariyesiyle cinsi münasebette bulundum ve bunun bana haram olduğunu da bildiğim halde bunu yaptım derse kendisine hat vurmak vacip olur. Niye? Çünkü babanın malının evladının olduğuna dair bir nas, bir şüphe vesaire söz konusu değil. Yani ancak şöyle bir örfi şüphe olabilir. İşte örfen evlatlar babalarının mallarını sorgusuz sualsiz kullanırlar. Metalarını kullanırlar. Ama bu şekilde örfen evlatlarının babalarının mallarını kullanması cariyesinin helal olduğu anlamına gelmez. Çünkü böyle bir nas yok. Nas olmadığından
mahaldeki bir şüphe söz konusu değil. Mahallen şüphe olmadığından da ben bunun haram olduğunu biliyorum demesine itibar edilir ve hat vacip olur. وَلَوْ قَالَ ظَنَمْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَلَالٌ لَا يَجِبُ الْحَدْ Fakat bana helal olduğunu zannettiğimden yaptım derse hat vurulmaz. Neden? Çünkü örfen evlatlar babalarının mallarını sorgusuz sualsiz kullanırlar. Böyle zannetmiştir. Zina kastı yoktur. Kasıt olmadığından dolayı da şüpheyle hatler sakıt olacağından hat sakıt olur diyebiliriz. لِيَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ ف۪ي مَالِ الْاَب۪ي Çünkü babanın mülkiyetinde evladın mülkiyetinin olup olmadığı, babanın malında evladının mülkiyetinin sabit olup olmadığı şüphesi lem yesbüt bin nasli. Nasla sabit değildir. Ente ve malükeli ebike'deki olduğu gibi. Yani ente ve malükeli ibnike. Böyle bir nas yok. Sen de malında oğluyundur diye böyle benzeri bir nas yok. O zaman fe'tübire ra'yuhu evladın kendi görüşüne itibar edilir. Dolayısıyla ben haram olduğunu biliyordum dediyse hak vacip olur. Bilmiyordum dediyse vacip olmaz. وَلَا يَسْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَاِنْ اِدَّعَاهُ Fakat bu cinsi münasebetten cariye çocuk doğuracak olursa nesebi sabit olmaz. Mülkiyet şüphesi olmadığı için bu zina kabul edilir. Zina kabul edilse bile adam nesebi benden, benim çocuğum diye kabullense bile efendim nesebi sabit olmaz. Evet. Neden nesebi sabit olmaz? Çünkü nesebin sabit olması kesin hükme dayanır. Şüpheyle nesep sabit kılınmaz. Aşağıda 5. dipnotta vermiş. Hat düşer ama nesep sabit olmaz dedik. Şimdi arkadaşlar burası iki delil taarruz ettiğinde müştehit ne yapar? Buraya geldik. Burası da özellikle şu 190. sayfadaki dipnotlar çok güzel. Bir de 191. sayfadaki 5. dipnot. Özellikle okumanızı tavsiye ediyorum. Yarın inşallah Allah'tan bir mani gelmezse buradan devam edelim. Şimdi bu bahis uzayacak. Aynı şekilde 192 ve 193. sayfalardaki dipnotlarımız çok güzel. Kıyasın hücciyetiyle ilgili. Buraları okuyalım. Allah'tan bir mani gelmezse bu taarruz bahsinden, kaldığımız yerden devam edelim inşallah.